Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine bildiğiniz gibi karantina sürecimiz devam ediyor. Ben de sizlere böyle değişik bir video tekrar hazırlamak istedim. Bugün arkadaşlar ünlü üretimcimiz, bizim de kanalına sahip olduğumuz Daniel Lütolf kardeşimizin e, üretimhanesine ve kuşlarına bakacağız. Bildiğiniz gibi kendi bir web sitesi var. E, buraya ben bakıyorum böyle, güncelliyor da böyle arada. Çok hızlı güncellenmese de atıyorum öyle yılda güncelleniyor. Şimdi arkadaşlar Daniel Lutov bildiğiniz gibi İsviçreli bir abimiz. İsviçre'de yaşayan bir kardeşimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burası üretimhanesi. Resimler büyümüyor bu arada. İnşallah daha detaylı net görüyorsunuzdur siz. Burası girişi yani şurası komple üretimhane burası da evi olabilir. Yani çünkü üretimhane bu kadar. Üretimhanesi öyle hani şey gibi değil böyle laboratuvar gibi bir yer değil. Çok büyük bir yer değil yani onu ben e, videosu da vardı. Videosundan seyrettim çünkü baktım. Burası muhtemelen şu küçük yer. Sadece şu küçük yer üretimhanesi. Şuraya salmasını koymuş gördüğünüz gibi. Burada kafesleri tek tip. İnşallah biz de ileride tek tip kafese geçeceğiz arkadaşlar. Ama ileride şu anda maddiyatımız e, Sayın İsviçreli ağabeyimiz Daniel Litov kadar iyi olmadığı için biz şu anda e, böyle idare ediyoruz. Havalandırmasını görüyorsunuz. Daha da 18.15 18-15 derecesi yazıyor mu? Derecesi yazmıyor. Derecesini göremedim. Havalandırmayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bizdeki bu 750 liralık makineyle e, bu değişik bir şey yani. Bu daha büyük bir havalandırma böyle değişik bir şey muhtemelen. Ama ne olduğunu tam çözemedik yani. <laughs> Baya güzel bir şeye benziyor. Ne diyor? Ha new old diyor. Bu da eski haliymiş. Bu da üretimhanesinin eski hali. Yani... Eski hali bile yani şey kuşlar da böyle görünmeye başladı arkadaşlar yavaştan. Gerçekten bayağı güzel kanları var. Şunlara bayılıyorum bu tarz. Bizim yeşilde bu tarz tarçınlı çıkıyor muhtemelen. Bizim ama ben fotoğraf olarak görebiliyorum. Ben de sizin gibi gerçekten şu anda fotoğraf Bertan'ın attığı fotoğraf ve videolarlayım. Ama üretim haneye gittim mi bomba gibi haberlerim var. Şu anda söyleyemiyorum. Söylersem videoların bir tadı kalmaz çünkü. Bu şekilde bir salma yapmış. Bu salmalar arkadaşlar bu şekilde şöyle hani dümdüz değil de biraz daha ileri doğru yapmalarının sebebi kuşlar birbirlerinin üstüne kaka yapmasınlar diye bu arada. Tünek kalınlıkları arkadaşlar çok güzel. Kimisi yapıyor arkadaşlar kalasla yapıyor bildiğin. Yani hayvanlara uygun olmayan bir şekilde yapıyorlar. Yani Daniel'in olsun da zaten bir bir şeyi yanlış yapma ihtimali galiba çok düşük. Burası da evinin bahçesi. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir hayatı var. Başka ekstra bir iş yapıyor mu bilmiyorum. Yani ama sadece orası da yeter muhtemelen herhalde. <laughs> ne diyor? Ha bebek videoları bebek şey çıkarttıkları bak. Ah yavrum bak arkadaşlar. En kötü ihtimalle bakın. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 euro. <laughs> bak şurası şurası 7000 euro arkadaşlar yani. Oraya 7000 euro. Hesabını siz yapın yani. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok yani. 7000 euro ülkemizde ortalama 50-60 bin arası yapıyor. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi 2018 şeyleri var. Burada kuş resimleri var. Zaten 2019 2020'de de çok bir şey değişmiyor arkadaşlar yani. Ondan haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada da 2018 kuşları var. Ee, ne demiş? Pictures by Timohar. Evet. Resimleri bu adam çekmiş. Teşekkür ediyor ona. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Buraya gelmişken de mesela kalın tüy, ince tüyden şöyle örnek göstereyim ben size. Bakın şuradaki, şurada var ya şuradaki boyun tüylerinden de anlaşılır. Kalın tüy olup ince tüy olması. Çoğu kuşlar kalın tüye, kalın tüy veya ince tüye ince tüy vurulmuyor. Kalın tüye ince tüy vuruluyor. Şovlarda arkadaşlar. Bu artık jumbolarda da yapılmaya başladı. Ama çek değerli de herhangi bir önemi yok. Kuşun kalıbı ve vasfı için kalın tüyü ince tüye vuruyorlar. Bu şekilde şov jumbo besleyecek veya şov jumbo çift yapacak kişilere de buradan bir örnek olsun. Böyle güzel kuşlar olsun hesabı derseniz bakın. Şimdi mesela şuradaki kuşun arkadaşlar bakın. Buradaki kuş bu şekilde böyle yuvarlak olduğu için arkadaşlar bunlara kalın tüy diyorlar. Anlatabildim mi? Ondan sonra nasıl göstereyim? Bu tarz ince olanlara da ince tüy diyorlar. Yani o tarz şeyden de anlaşılıyor. Mesela kuyruğundaki o şeyden de anlaşılıyor. Bir de kanadının ilk dörtlüğü yani şurada şuraları var ya şuradaki ilk dört o açtığında kanadını oradan anlıyorlar. Ve de Showjumbo'da arkadaşlar her zaman gri ve yeşil kuşlar çap gösterir, renk gösterir. Bizim Daniel gibi. Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim Daniel bak bu tarz bir kuş. Yani bu tarz bir kuş değil. İleride bu tarz bir şey olabilir mi? Olabilir. Belli olmaz yani. Kafa bakımından Daniel'imiz bu tarz. Belki de Daniel'in annesi bu. Dişiye benziyor. <laughs> Belki de Daniel'in annesi o yani. Belli olmaz. 2018 sonuçta. Daniel oraya buraya geldi etti itti derken valla olabilir yani. Annesi olabilir Daniel'in bu. Burada arkadaşlar güzel bir yine yeşil çalışma kuşumuz var. Gri var. Hep fark ettiyseniz bakın yeşil ve griler çok aşırı gösteriyor kendini. Mesela su yeşili hani bu da şov. mesela bu da aynı tüye sahiptir mesela aynı kaliteye sahiptir ama o kadar göstermiyor. Yeşil ve gri şov da acayip gösterir arkadaşlar kendini. Şunu bak ya bunun her yerinden tüy patlamış anasını satayım. Ya gövde gövde kafadan daha büyük yani. Bu kuşun ileride olacağı bu daha yavru bu arada. Yani fark ettiyseniz bu kuşlar daha yavru. Bak burada daha siyahlıklar duruyor. Yani daha bunlar bir de büyümüş halleri var yani. Büyümüş halleri ne olur yani. Mesela şunlar falan büyümüş. Ya. Hadi 2017'lerine de bakalım. Ya da dur 2018'de şey var değil mi? Ekmenüler var. Young Birds. Mesela küçük kuşlar diyor. Şuna bir bak. Arkadaşlar bu tarz full açık Opal'lerde istedikleri fiyat arkadaşlar şu anda Türkiye fiyatlarıyla ilgili konuşuyorum. 8 bin, 9 bin, 10 bin giden gidiyor. Hele bunlar. <laughs> yani bak, görüyorsun değil mi? Yani ah ah şuna bir bak diyorlar ya. bak Daniel bu tarz bir kuş arkadaşlar. Daniel bu tarz bir kuş. Ama tabii bunun vasfı Daniel'den daha iyi. Ee, ama bu mavi kuş bu kuşa göre daha vasıflı arkadaşlar. Yani hepsi vasıflı yani ben derken hani ayırıyorum bu nasıl bir şeymiş ya böyle bir şey ben de ilk defa gördüm. <laughs> bu neymiş oğlum? Vallahi bunu ben ilk defa gördüm ya. Bak bu Daniel'e daha çok benziyor. Bu nereye gitti lan? Daniel ha. Bu Daniel'e daha çok benziyor arkadaşlar şuradaki. bu Daniel'e biraz daha benziyor çok güzelmiş ya. Bu arada siz de hangisini beğendiyseniz arkadaşlar aşağıya yazabilirsiniz renk olarak veya sayfa olarak. Bu çok güzelmiş. Bir de şu maviyi ben çok sevdim ya. Şunu. Böyle damatlık giymiş. Dört tane siyah tüy. Alt lacivert takım. Üst kafa beyaz falan filan. Uf. Şuna bir bak. İnşallah Daniel abimizin kuşlarına bir şey olmaz. <laughs> çok nazar etmeyelim sonra. Şunlara bir bak. İnşallah Daniel'de de büyüyünce böyle bir şey olacak arkadaşlar. İyice anlaştığında. Daniel'den beklentimiz bu yönde. Ama tabi Daniel büyümesin. Daniel büyümesin. Daniel hep küçük kalsın. Büyüdüm mü? Biliyorsunuz bazen gidiyor. Ya bir önceki sayfadakiler daha güzeldi. Şu da güzelmiş. Bu tarz sarıda bu tarz bir kalıbı yakalamak kolay değil arkadaşlar. Bu tarz böyle bir DF tarzında kuşlarda. O kalıbı da yakalamak kolay değil. Gri gördüğünüz gibi bakın yani bu gri derde yeşillerde arkadaşlar. Bu kalıplar her zaman yani daha ön planda oluyor. Yani gri ve yeşil kuşlarda neye bakmadık? 2017'ye geçelim. Biraz da 2017'de takılalım. 2017'de e genel genel itibariyle bak. Mesela bu bir öncekinde de vardı. Belki aynı kuş mu olabilir bilmiyorum. da 2018 diyor. Kankam çekti teşekkür ederim ona diyor. <laughs> Valla işte gördüğünüz gibi baya iyi ama yani. Gerçekten bak. 1998-2002 var diyor ya. Baby. Aa, Daniel abimiz de bizim yollarımızdan geçmiş arkadaşlar. Daniel abimiz de bizim yollarımızdan geçmiş. Bu görünüyor mu şimdi? Görünmüyor. Daniel abimiz de bizim yollarımızdan geçmiş. Şöyle yapsam ne olur? Heh. Görünüyor değil mi böyle? Heh, lan var ya ben bu işi biliyorum ha. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar şimdi bizim şovlarımızdan gelecek yavrular da aynı şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Biraz daha vasıflı olur bizimki. Onlar da değil lan. Yok. Bunlardan olmaz arkadaşlar. Bizimki daha iyi olur. Daniel abimiz 2002 daha da eskiye gidelim bakalım. Ha, Bu şekilde bizimkilerin de yavruluktan tabi. Bunlar da yavru bu arada. Onu da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar vasıfları inşallah bu şekilde yavruluk vasıfları bu şekilde olacaktır. İleride de anne babayı geçeceklerdir. Çünkü dişilerin kanı güzel. Erkeklerimin kanı da zaten güzel. Ayrıca Daniel bunların daha üstü olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Bu adam bu kuşları 98'de üretmiş. Bak 98. 98'de kim biliyor oğlum bunları? Adam yani eğer bu site 98'de düzenlendiyse yani Cinnamon, Opal yani bunlar bile yani koyulmuş yani şeyin. Anlatabildim mi? Yani kim bilir 2000'de 1998-2000'de Türkiye'de ne üretiliyordu? Yani. Bu neymiş? Ha, kendi resimleri. Daniel Baba. Daniel Baba. <laughs> Bu arada şu çok küçük geldi ya. Yuvalı'nın folluğu. Allah Allah. Niye öyle acaba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir de 2003'üne bakalım artık gelişmiştir muhtemelen yavaş yavaş Daniel Baba. Aynen böyle yavaş yavaş bir ilerleme var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar bu adam işte böyle kan ürete 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 ürete. Yani nerelere gelmiş bakın bu 2003 bu 2018 arkadaşlar. Ya bu emektir işte. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Daniel Baba'ya baktık. Siz de siteye girip kuşlara bakabilirsiniz. Biraz böyle e, İngilizcesi güzel olan abilerimiz bazı şeyleri de anlayabilir. Burada şeyler de var çünkü. Hani ne diyeyim ben size. Şampiyonları varmış lan. Şampiyonlarına da bakayım. O Avrupa şampiyonu 2019. Çok güzelmiş lan abi. Cilet. Bak. Bu kuş hak etmiş. Bu da güzelmiş. Bak bu Daniel'e benziyor işte. Daniel'in büyümüş hali inşallah böyle olacak arkadaşlar. Demek ki bizim Daniel'imiz de şampiyon. <laughs> Belki de Daniel'in babasıdır bu. Belli olmaz. Ulan her kuş. <laughs> i̇yi ki bir tane Daniel kanın var abi diyeceksiniz siz de. Bak burada kazanan kuşları falan filan bir sürü var. Yani çoğu şey var ya. Yani buradan her türlü şeyi yapabilirsiniz İngilizcesi olanlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.